75 santimetre olduğu bir demir yolunda300 kilometrelik hat boyunca kaç tane açık kılavuzu kullanılır mesela? Şimdi nasıl çözeceğiz? Şimdi bu bir tarafı, bu şekil bir taraf neticede. Bundan bir tane de karşı tarafta var. Neticede travers şöyle ise bunun üzerinden ray geçiyor, değil mi? Bu şekilde biz bir tane travers şu anda çizmiş olduk. Bu traversimiz üzerinden ray geçiyor. İki tane ray geçiyor, değil mi? Bu rayları buraya bağlayan malzemeler var neticede. Bir tanesi şurada, diğeri şurada. Biri burada, biri burada. Şimdi gördüğümüz gibi şimdi buradan şekle bakıp bir kere gergi kıskacından 4 tane var. Gergi kıskacından 4 tane var. İşte seletten 2 tane var. Bir tane burada var. Bakın selet bir tane de karşıda olacaksa 2 tane var. İşte açık kılavuzundan 4 tane var. Birisinin oradan televizyon sesi geliyor. Eren senden mi geliyor ses? Eren. Heh. Açık kılavuzu 4 tane. İşte Tirfon mesela. Tirfon'da. Tirfon 4 tane. Şimdi yapacağımız işlem bu. Şu kadar basit. Travers aralığı 75 santim. Yani ne kadar? 0,75 metre. Yol uzunluğumuz toplam ne kadar? 300 kilometre. Yani 300 bin metre, değil mi? O zaman 300 bin bölü 0,75 dersek sonuç ne çıkar arkadaşlar? 300 bin bölü 0,75 dersek sonuç 400 bin çıkacaktır, değil mi? Yani 4 bölü 3 ile çarp. 3 bölü 4'e bölmek 4 bölü 3 ile çarp demek zaten. 400 bin ne oldu? 400 bin travers sayısını bulduk yani biz. Travers sayısı. Değil mi? 400 bin travers sayısını bulduk. 400 bin traverste ne olacak? Kaç tane açık kılavuzu bulunur? 400 bin çarpı 4. Her travers başına 4 tane açık kılavuzuysa 400 bin çarpı 4 eşittir 1 milyon 600 bin açık kılavuzu. Mesela böyle bir soru gelebilir yani arkadaşlar. Ne bu? Demir yolu üst yapısındaki elemanların sayılarıyla alakalı bir soru gelebilir. Şimdi yine mesela şöyle çekim var burada. Eğimler var. Devere gelelim bir. Şimdi mesela yine deverle alakalı şeyle alakalı yani şu bakayım dördüncü haftada mıydı o? Değil. Şimdi deverden bahsedelim biraz. Şimdi deverde arkadaşlar şurada yanlış görmediysem şey vardı. Şimdi şurada bakın. Şu tablo arkadaşlar bizim için çok önemli. Yani bir kere şunu çıkarmayı mesela eş aşınım ilkesi işte şurası bunu çıkarmayı mesela ben size hemen bir tekrar çıkarayım şurada.
Şurada. Heh. Şimdi şöyle boş bir yer bulalım. 6'da mıydı onlar? 6'da mıydı? Ha, şuraya çıkaralım mesela. Çiz diyelim. Şöyle şu rengi kullanacağım bu sefer de. Şimdi arkadaşlar, bir kere bizim herhangi bir deverli yolda, değil mi? Deverli yolda hareket eden şöyle trenimizi düşünelim. Arkadan şöyle trenimizin şöyle dingili olsun bu. Şöyle arkadan bakıyoruz trenimize şöyle. Deverli bir yolda trenin gittiğini şöyle hayal edelim. Şimdi bu trenimizin üzerinde iki tane kuvvet var. Bir tanesi merkez kaç kuvveti, değil mi? Buna P diyorduk. Merkez kaç? Bir de merkezci kuvvet vardı. U. Şimdi şuradaki basit sinüsün tanjanta eşit olduğu gerçeğiyle, yani küçük açılarda şu alfa açısı çok küçük. Küçük açılarda tanjantın sinüse eşit olduğu kabulüyle, ki zaten öyle. Virgülden sonra 3-4 basamak eşit. Merkezcil kuvvete ne demiştik? G çarpı D bölü E demiştik, değil mi? Merkez kaç kuvveti ise M V kare bölü R idi. Peki ben M V kare bölü R'yi ne diye yazabilirim? G bölü G çarpı V kare, değil mi? Büyük V'ye döndü. Bölü 3.6'nın karesi çarpı R diyebilirim. Değil mi? Burada da GD bölü E, işte D'yi bilmiyorum. G var, D var. D bölü E, E de 1500 milimetre. Yani deveri de milimetre cinsinden şey yaparsak 1500 şeklinde bulabiliyordum. Neticede bu iki kuvvetin birbirinden farkı K, P eksi U'nun mutlak değeri, tabii hangisini büyük bilmiyoruz. K bu neydi? Dengelenmemiş yanal kuvvet. Dengelenmemiş yanal kuvvet. Dengelenmemiş yanal kuvvetti. Şimdi P'den U'yu çıkarmak, U'dan P'yi çıkarmak fark etmez. Birinden birini çıkarıyorsunuz. Şimdi dengelenmemiş yanal kuvvet bizim için önemli. Niye? Dengelenmemiş yanal kuvveti K'yı G'ye bölersem ben konfor katsayısı denen gamayı buluyorum. Arkadaşlar. Gamayı da G ile çarparsam arkadaşlar, konfor ivmesi dediğimiz gama üssünü buluyorum. Bakın şu konfor katsayısı. Şu ise gama üssü dediğimiz şey konfor ivmesi. Şimdi bu konfor ivmesi önemli bir değer bizim için. Niye? Çünkü konfor parametresi, konfor ivmesi. Bazen bunu ben notasyon olarak buna A da demiş olabilirim. Hani ivme olduğu için. Neticede ivme bizim için önemli. Niye? F net eşittir M çarpı A ise o zaman F net eşittir M çarpı konfor ivmesi diyebiliriz, değil mi? Ya da F eşittir G bölü G çarpı konfor ivmesi bu şekilde yine diyebiliriz. Bu F de aslında neye eşittir arkadaşlar? Bu F de neye eşittir? Aslında şu K'ya eşittir, değil mi? Dengelenmemiş yanal kuvvete eşittir. Yani bu çıkarımları hemen buradan yapabiliriz. Şimdi şurada neticede eşitlik şu hale gelir. G bölü G, şimdi şu eşitlik şunu şundan çıkardığımızı düşünün. K bu. Şu K. Bu eşittir K, değil mi? Şurası. Şu kısım. Bu K. Şimdi bunun her tarafını G'ye bölersem ben, K bölü G oldu. Şunlar gitti, değil mi? Her tarafı G'ye bölersem. V kare bölü şu G ne? Şurası 9.81 zaten. 9.81 çarpı 3.6'nın karesi ne yapar? 9.81 çarpı 3.6'nın karesi 127.138 yapar. Kabaca 127 kabul etmişler. 127.138. Yani ne olmuş oldu? Bakın şurayı her tarafı G'ye bölünce işlem şuna döndü. V kare bölü G'de 981'di. 981 ile 3.6'nın karesini çarptım. 127.138. 127.138 çarpı R eksi D bölü 1500. D bölü 1500.
Ne oldu bu? İşte bu artık bizim neyimiz oldu? Gama konfor katsayımız oldu. Peki bunu da G ile çarparsam, çünkü konfor ivmesi dediğimiz şeyde konfor katsayısını G ile çarparsam, şimdi burada da her yeri G ile çarpayım. Her tarafı 981 ile çarpıyorum şimdi. Ne olur? V kare bölü 981 ile 127, 138'i sadeleştiriyorum. 12,96 yaptı arkadaşlar. V kare bölü 12,96. Onu da 13 almışlar ama siz 12,96 alırsanız daha hassas sonuç bulursunuz. Tavsiye ederim. Eksi 1500'ü bir de sadeleştirelim 981 ile. Ne oldu? 152,905. Ona da 153 demişler. D bölü 152,905. Ne oldu bu? Bakın bu artık bizim konfor ivmemiz. Gama üssü veyahut da A ivme yani. Konfor ivmemiz olmuş oldu. Bunları çıkarmayı bilirseniz ne neydi ne değildi onu karıştırmazsınız. Daha kolay yaparsınız. Mesela bir soru düşünelim şimdi. Bir soru düşünelim. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Şuraya hemen yapıyorum mesela. Bir kurbada arkadaşlar 0,54 metre bölü saniye kare ne olsun? Konfor ivmesi ölçülmüş olsun. Ölçülmüştür. Bu kurbadaki mesela beni ele alalım. Trendeki 80 kilogramlık bir yolcuya 80 kilogramlık ağırlıktaki yolcuya etki eden dengelenmemiş yanal kuvvet nedir? Nedir? Şimdi nasıl buluruz bunu? Şimdi şunu biliyorum ben. K dediğimiz şey dengelenmemiş yanal kuvvet. K bölü G eşittir konfor katsayısı. Konfor ivmesi dediğimiz şey de konfor katsayısı çarpı G. G de 981. Şimdi ben şunu biliyorum. Bana konfor ivmesi değerini vermiş. Konfor ivmesi değerim neymiş? 0,54'müş metre bölü saniye kare. O zaman gama nedir? Konfor katsayısı. Konfor katsayısı gama eşittir 0,54 bölü, bakın şunu paydaya atacağım şuraya, bölü değil mi? 981 ise gama eşittir ne çıkıyor? 0,54 bölü 9,81, 0,055. Bu ne? Konfor katsayısı. Peki konfor katsayısı bu ise dengelenmemiş yanal kuvvete bakalım. Dengelenmemiş yanal kuvvet ne? K eşittir. Şu G'yi şunun yanına atarsak ne olur? K eşittir. Konfor katsayısı çarpı G ağırlık. Tamam ben şunu biliyorum. Bu kaçmış? 0,055'miş. G neyin G'si yani neyin üzerindeki kuvvet? Benim üzerimdeki. Ben kaç kiloyum? 80 kiloyum. 80 kilogram. O zaman K'yı bulurum ben dengelenmemiş yanal kuvveti değil mi? Nedir o da? 44 hocam. 0,055 çarpı 80. Neymiş? 4,4. 4. 4,4. 4,4. 4,4 ne çıktı? Kilogram çıktı. Biri bir şey yazmış çete. 4,4. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar dengelenmemiş bir yanal kuvvette ne yapabiliyoruz? Çözebiliyoruz. Şimdi yine aynı şekilde bu anlattığım şeyden bu iç kuvvet dış kuvvet olayı var ya PU olayı. Mesela şöyle bir soru da türetilebilir yani. Hemen şuraya da onu türetelim. Mesela şöyle. Biraz daha büyük. Şöyle görün.
Arkadaşlar bu herkes niye sesini kapatıyor ya? En azından üçünüzün, beşinizin açık olsun ya. Şimdi mesela bir tren arkadaşlar, bir tren mesela diyelim ki bir tren 100, hızı arkadaşlar 160 kilometre bölü saat olan bir tren arkadaşlar 30 ton dingil yükü olsun. Dingil yükü ile arkadaşlar 1500 metrelik 1500 metre yarı çaplı bir kurbada iç rayda meydana gelen zorlama kuvveti nedir? Şimdi bu da aslında arkadaşlar baktığımız zaman şu sorunun yani şuradan çıkacak yine. Başka bir yerden değil, buradan çıkacak. Buradan çıkacak. Nasıl buluruz fikir olan? Şimdi neticede arkadaşlar merkezci kuvvet U neydi? G çarpı D bölü E idi, değil mi? Tabi burada şeyi de söylememiz lazım. Dever miktarı. Dever arkadaşlar 140 milimetre olsun. Tamamen sıkıyorum şu anda. Nasıl buluruz? Şimdi U'yu biliyorum. P'yi biliyorum. P G bölü G çarpı V kare bölü 3.6'nın karesi çarpı R değil mi? Hani m kare bölü R'ydi. O V kuyruklu metre bölü saniye. Burayı kilometre bölü saate çevirmek için 3.6'ya da böldüm. Onun karesini aldığım için 3.6'nın da karesini alıyorum. Değil mi? Merkez kaç? Neticede m V kare bölü R. Değil mi? Bu V neydi? Metre bölü saniye. Ben onu kilometre bölü saate çevirirken ne yapmam lazım? 3.6'ya bölmem lazım. M dediğimiz şey zaten G bölü G'dir. Değil mi? M kütle uzay boşluğundaki ağırlığı. Ama biz dünyada maalesef 981 ile şey yapıyoruz. Ondan Hocam bir sonra şey sorabilir miyim? sor Atakan. Hocam bu dever T olarak verdiğimiz uygulama olarak vermiş olduk. T şimdi bir gerçek bir yerden bahsettiğimiz için burası uygulama deveri. Yani, tam 11.8 çarpı V kare bölü R'den bulamaz mıyız diye soracaktım mı deveri? Orada ha 11.8 orada teorik deveri bulursun. Yani bu hızda bu yarı çapta bir yer için şimdi şu teorik değer nereden geliyordu? P eşit U olursa teorik değer oluyor arkadaşlar. P eşit U olursa. Merkez kaç kuvveti? Merkezci kuvvet eşit olursa teorik değer çıkıyordu hatırlarsanız. Teorik değerin ispatını şöyle göstereyim ben size hemen. Bakın arkadaşlar. Şimdi P merkez kaç kuvveti değil mi? U merkezcil kuvvet. Şimdi P kuvvetine mv kare bölü r. U kuvveti gd bölü e. Şimdi merkezcil kuvvet gd bölü e. G çarpı sin alfa. Şu bileşen değil mi? Eğik bir yerde. G sin alfa. Sin alfa zaten küçük açılarda bakın şurası sinüs ekseni. Şurası tanjant ekseni. Sinüs alfa tan alfaya eşit. Tan alfa zaten deverin kendisi. O da d bölü e'dir, değil mi? Şu mesafe işte yükseklik dever. Şu açıklıkta e 1500 hat açıklığı, değil mi? Şurası göründüğü gibi. Dolayısıyla U kuvveti GD bölü E merkezci kuvvet. Merkez kaçta? MV kare bölü R. Bu iki kuvvet birbirine eşit olursa eş aşınım durumunda P eşit U olursa merkezci merkez kaç eşit olursa bu MV kare bölü R eşit olmak zorunda GD bölü E'ye. Bu da ne? G bölü G çarpı V kare bölü R. Bu da eşittir GD bölü E. Şimdi G bölü G, G'ler gitti. O zaman ne kaldı? V kare, büyük V'den,
bölü 3.6'nın karesi çarpı bir de g var, r var, eşit d bölü e'ye. dt olmuş oldu bu. dto. Şu e'yi de yukarıya atarsak, bir de metreye çevirirsem e 1500'dü. 1,5 metre bölü 981 çarpı 3.6'nın karesi. Şu işlemi yaparsanız 1,5 bölü 981 çarpı 3.6'nın karesi arkadaşlar 11 küsür çıkacak. O da yaklaşık 11,8 oluyor. 11,8 v kare bölü r. Bu dto. Ama bu neresi? Bu p'nin u'ya eşit olduğu durum. Ama burada şu anda p'nin u'ya eşit olup olmadığıyla alakalı bir bilgi yok elimizde. Hatta zaten şimdi burada bulacağız. Eşit değil. Eşit olmadığını göstereceğiz şimdi. Şimdi gd bölü e. Şimdi 30 tonmuş dingil yükü. U'yu bulalım. 30 çarpı d ver ne kadar? 140 milimetre, değil mi? 140 milimetre. 0,14 diyelim buraya. Metre cinsinden alıyorum hepsini. 0,14 bölü 1,5. O da ne yapar? Çarptığınız zaman 30 çarpı 0,14 bölü 1,5. 2,8. Ney? 2,8 ton. 2,8 ton oldu, değil mi? Çünkü şu 0 nokta metre, bu da metre. İkisi de metre. Sadece metre metre gitti. Burada ton kaldı. G ağırlık ton. Tamam. Peki P'ye bakalım. P'ye bakalım ne çıkacak? G bölü G. Burada G'ye yine 30 yazdım. 30 çarpı V kare. V kaç? 160'ın karesi bölü 9,81 çarpı 3,6'nın karesi çarpı r. R kaç? 1500. Bu işlemi yapalım. 30 çarpı 160'ın karesi bölü 9,81 çarpı 3,6'nın karesi çarpı 1500. Dersek buradan da 4,03 şu ton geldi. P eksi U yaparsak ne kalır arkadaşlar? 4,03 eksi 2,8 dersek 1,23 ton. Zorlanma kuvveti var. İç rayda demişiz, dış rayda olmuş oldu. Yani P dışarıya doğruysa dış rayda P büyük çıktı, U değil. 10 dakikaya bitiyormuş. Ama bir tane daha açarız, sorun yok. Şimdi bu da böyle bir soru idi. Yani dış rayda, iç rayda zorlanma kuvveti sorusu. P'yi bul, U'yu bul, birbirinden çıkar. P'yi bul, U'yu bul, birbirinden çıkar arkadaşlar. Şimdi yine daha son dersimizde öğrendiğimiz bir şey var. O da ne mesela? Eğrilik yarıçapı dediğimiz bir olay vardı. Şimdi eğrilik yarıçapı. Şimdi eğrilik yarıçapı dediğimiz şey neydi? Bakın. Şu olayı hatırlarsanız. Şimdi eğrilik yarıçapı dediğimiz şey Rx aslında, değil mi? Eğrilik yarıçapı dediğimiz şey Rx, yani Rx'in kendisi. Eğrilik dediğimiz şey ise bunun 1 bölü, yani 1 bölü r. Bu eğrilik değeri. 1 bölü Rx de herhangi bir noktadaki eğrilik değeri. 1 bölü r son noktadaki eğrilik değeri. Lx geçiş eğrisinin üzerindeki herhangi bir noktanın mesafesi. Lg geçiş eğrisinin tamamının uzunluğu. Şimdi mesela şöyle bir soru düşünelim. 1200 metre 1200 metre yarıçaplı çaplı bir kurbada ...140 metre uzunluğunda bir geçiş eğrisi vardır. Vardır. O zaman geçiş eğrisinin bu geçiş eğrisinin 70. metredeki eğrilik yarıçapı kaçtır? Ve soru bu aslında. Yani bana şu Rx'i soruyor. Diyor ki ya Lg tamamı 140 metre. R değerim de benim
1200 metre, tamam mı? R değerim, yani bura 1200 derse yanlış anlaşılır. Bu 1 bölü R değeri. R değerim de 1200 metre. O zaman diyor ki Rx kaç? Şimdi hatırlarsanız kübik parabol geçerli. Nerede? Demir yollarında. Kübik parabol de bakın nasıl. Şimdi normalde a kare eşittir R çarpı L idi. Değil mi? Korno spiralinde, klotoidde. Fakat biz bu a kare değerine kübik parabolde C diyorduk. C eşittir R çarpı L diyorduk. Dolayısıyla buna ne diyorduk arkadaşlar? Kübik parabolün bu sabit, yani bu sabit değer. Çünkü R çarpı L sabit. Dolayısıyla bu C sabiti Rx olsa da Lx olsa da hep ne olacak? C olacak. Yani biz aslında bu tip soruların hepsinde önce C'yi bulmamız lazım. Gelelim buraya tekrar. Şimdi soru bu. 1200 metre yarı çaplı. Ha, R neymiş? 1200 metreymiş. L neymiş? L de şu LG yani. LG neymiş? 140 metreymiş. O zaman C nedir arkadaşlar? 1200 çarpı 140'tır. O da eşittir nedir? 1200 çarpı 140. 168 bin. 168 binlik bir C sabiti var. Bunun birimi önemli değil. İkisi de metre ise metrekare çıkıyor ama önemli değil. Peki ne diyor? Bize ne diyor soruda? Diyor ki 70. metredeki. Ha, bu sefer diyor ki Lx eşittir 70. O zaman 168 bin eşittir. Neticede Lx çarpı Rx değil mi? Ha, Lx eşittir 70 ise Rx nedir? Soru buna döndü. O zaman Rx eşittir 168 bin bölü 70 yaparsam, değil mi? Şunu şuraya atarsam şöyle. 168 bin bölü 70. Ne Şimdi çıkar Rx? 2400 2400. metre. Zaten hatırlayacak olursanız ben size bunu anlatırken nasıl anlatmıştım? Şurada arkadaşlar eğrilik yarıçapı değeri ne kadar Aliman'da? Ali Sonsuz. sonsuz değil mi? Bunun çapı belli mi? Düz zaten bu çizgi. Ama şurada çok daha büyük bir değer. Şurada işte biraz daha küçük bir değer. Şurada biraz daha küçük bir değer. Şurada biraz daha küçük bir değer. Şurada biraz daha küçük. En son burada gerçekte ulaşması gereken değer kaçsa oraya ulaşacak şekilde büyükten küçüğe doğru gelecek buraya. Eğrilik yarıçapı değerimiz. Dolayısıyla geçiş eğrisinin şöyle herhangi bir noktasındaki eğrilik yarıçapı değeri bu şekilde bulunuyor. C sabiti sayesinde C eşittir R çarpı L ise o zaman C her zaman Rx çarpı Lx'e de eşit olmak zorunda. Böyle bir soru gelirse yapacağınızı düşünüyorum. Değil mi? Bence yaparsınız. Şimdi yine mesela şöyle bir soru olabilir. Şimdi yine bu son hafta öğrendiğimiz bir şey arkadaşlar yine. Şimdi uygulama deveri dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. 1 bölü 10V, 1 bölü 12V gibi uygulama deverleri var. Şimdi bu aslında eğrilik değeriyle aynı şekilde. Yani neticede şu üçgenin aynısı yukarıda da vardı. O da neydi? 1 bölü R'ye 1 bölü R'ye LG ya da 1 bölü RX'e işte nedir? Şu kısım LX'tir, değil mi? Şu bütünü LG ise. Şimdi dolayısıyla bu eğrilik değerinin orantılı gitmesi gerekli ama aynı zamanda dever rampasının da aynı şekilde bu eğrilik değeriyle orantılı gitmesi gerekiyor. Yani eğrilik değişirken aynı zamanda deveri de değiştiriyoruz. Yani şuna uysun diye bakın. Şimdi bir geçiş eğrisi var. Artık kurba verilmeye başlanmış. Yani eskiden kurba daha keskindi, daha ilerideydi. Şuradan başlıyordu mesela. Tam bir kurbaydı. Şimdi biraz geriye çektik. Araya geçiş eğrisi koyduk. Kurba, ana kurba, esas kurba biraz küçüldü ama kurba daha geriden başladı. Dolayısıyla daha geriden artık dönemeç başlamış oldu. Dönemeç başlamış olduğu için şu noktadaki dever değerine aniden ulaşamam, değil mi? Yoksa bir yükseklik kod farkı olur. Yani düz gidiyorum böyle. Karşıma birdenbire şöyle bir üçgen çıkar. Yani şu sol tarafı yükseltirsem, değil mi? Ani olarak şu noktada aniden mesela atıyorum 110 mm dever olsun. Bu 110 mm deveri ne yapamam? Aniden veremem. Değil mi? Bu 110 mm'de şöyle yavaştan yavaştan
İşte şöyle şurası sabit, az biraz gidecek işte şöyle az bir kaldıracak. İşte şöyle neticede şurası bir çizgisel artıyor. Şöyle diyelim ki artsın. Şöyle işte şöyle artıyor işte şöyle diyelim. İşte şurada biraz daha artmış. İşte şöyle olmuş. Az ileride biraz daha artıyor şöyle. Tamam mı? Şöyle bakın dış kenar şöyle ne oluyor? Bakın kalkıyor. Şu yerde düzdü. Şöyle düzdü bir zamanlar. Yavaş yavaş dış kenar kalka 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 ne oluyor? Bu şekilde kalkıp tam kurbada bu 110 milimetrelik şeye ulaşıyor. Dolayısıyla bu 110'a ulaşması da ne olur? Oran orantılı olur, değil mi? Yani bizim karşımıza şöyle bir uygulama sorusu çıksa çözebiliriz. Yani nasıl diyelim ki 1 bölü 10 V dever rampası eğimi bölü 10 V falan diyorlar ya 1 bölü 10 V dever rampası eğimi olan bir hatta demiryolu hattında yani 160 kilometre bölü saat hız yapılmaktadır. Hız var. O zaman D uygulama, dever uygulama 14 santim ise LG nedir? Nasıl yaparız? Şimdi bakın şuraya. Şimdi normalde i eşittir dever ne? 1 bölü r bölü değil mi? LG değil mi? O da eşittir aynı zamanda ne? D bölü LG değil mi? Şuraya baktığınız zaman. I ne? I eşittir bize ne verilmiş? 1 bölü 10 V. Yani 1 bölü 10 çarpı 160. Güzel. Bu neye eşitmiş? 1 bölü 10 çarpı 160. Neye eşit olacak? D bölü LG'ye. D bölü LG'ye. D'yi de biliyorum ben. D kaç? 14 santimmiş. Onu metre cinsinden yazayım. 1 bölü 10 çarpı 160 eşittir nedir? Geliyorsunuz mu arkadaşlar? Kaç kişiyiz? 15 kişi, 16 kişi. 16, 17, 18, 19, 20 olduk. Tamam, devam ediyorum 22. Şimdi neydi? I eşittir 1 bölü 10 çarpı 160 değil mi? I bölü de, neydi? I eşittir 1 bölü 10 V. 10 çarpı V kaç? 160. I eşittir 1 bölü 10 V. O da eşittir nedir arkadaşlar? Şuraya bakacak olursak. Dever bölü LG. Ben deveri de biliyorum. Soruda bana söylemiş. Dever uygulama 14 santim demiş. Bu da ne? 0,14 metre dersen neticede LG'yi bulurum ben. Değil mi? 1 bölü 10 çarpı 160 eşittir 0,14 bölü LG. O zaman şöyle içler dışlar yaparsak LG eşittir 10 çarpı 160 1600 çarpı 0,14 oluyor.
Oradan LG eşittir ne çıkar? 224 metre. 24. Yani 224 metrede bu 140 milimetrelik değer 224 metrede ne olacak? Meydana gelecek. Kalkacak yani sol taraf. Birisi hocam diyordu. Ben bir şey sorabilir miyim hocam? Sor. Bu 160'ı kilometre bölü saat olarak verdik ya. Evet. Bunu 3,6 ile çarpmaya gerek var mıydı metre hesabı Yok, yapınca? şimdi burada şu uygulama değeri denilen şey, bakın 1 bölü 10V, 1 bölü 12V, bunlar nereden geldi? Bak V büyük zaten. Büyük ve tamam. Tamam. V büyük V burada. Bir de Okey. şey var, Evet. zaten gökten zembille mi indi bu 1 bölü 12V? Demek ki orada o katsayılar matsayılar işin içindeki i'yi direkt böyle 1 bölü 12V diye vermiş. Yani neticede biz Anladım. 11,8 V kare bölü R var ya, DTO bağıntısı. Burada da V büyük V yani. V büyük V. O 3,6'lar falan içinde burada. Tamamdır hocam. Burada formülün çıkarılışını bilmeniz lazım ki hangi formülde nereye kilometre bölü saat mi koyacağım, metre bölü saniye mi koyacağım, karıştırmayın. Şimdi geliyorum bir soru tipine daha. Yine arkadaşlar mesela konfor ivmesiyle alakalı bir soru ne olabilir? Gelebilir. Konfor ivmesi dediğimiz şey neydi? Az önce bahsettik. Şurada mı bahsetmiştik? Aynen. Konfor ivmesi. Şuralarda bahsettik değil mi? Şimdi konfor ivmesi. Şimdi şuraya bir soru daha türetelim hemen. Böyle bir boşluk bulursam. Mesela şuraya yapabiliriz. Şimdi şuraya yapalım. Mouse'u çekeyim. Şimdi mesela 3000 metre yarı çaplı bir kurbada. 3000 metre yarı çaplı bir kurbada mesela 200 kilometre bölü saat hız yapılıyorsa, hız var ise konfor ivmesinin de konfor ivmesi yani gama üssü eşittir 0,61 olsun. Metre bölü saniye kare. Metre bölü saniye kare. Olması için değer ne olmalıdır? Değer kaç milimetre olmalıdır? Mesela. Nasıl yaparız? Şimdi az önce türettik hepsini, değil mi? A neydi? Yani konfor ivmesinin formülü nasıldı? Arkadaşlar. V kare bölü 12,96 R, değil mi? Eksi D bölü neydi? D bölü 153 olarak. 153 değil mi? Hatta tam değerini alalım. 1500'de neyi sadeleştiriyorduk? 981 değil mi? 152,905. Aynen. 152,905. 905. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Buydu değil mi? E tamam. Bunu soruyor bana. Bana şunu vermiş. Gama üssünü vermiş. Burası 0,61 ise V kaçmış? 200'müş. 200'ün karesi bölü 12,96 çarpı 3000 eksi değeri bilmiyorum işte onu soruyor zaten. 152,905 ise buradan değeri çek. Hemen şurayı bulalım. Burası kaç yapar? 200'ün karesi bölü
12.96 çarpı 3000. Ne yaptı orası? 1.029. 29 yaptı. Şurayı bilmiyorum. Bu 1.029'u karşıya atarsam karşıtısı da negatif oluyor. Burası da negatif oluyor. İyi, tamam, güzel. 1.02 0.61'den 1.029'u çıkardım. Eksi 419 çıktı. Eksi 0.419. Karşı tarafta eksi. Problem yok. O eksiler artı olsun. Değer bölü 152.905. O zaman içler dışlardan değer ne çıkar? 64 böyle. 64.1. Değil mi? Aynen, 64.1. 64.1. 65 diyebilirsiniz. Değil mi? Milimetre. En yakın şıkkı işaretleyeceksiniz zaten. Değil mi? Mesela bu soruda kolay yani gayet. Sorularınız hep böyle arkadaşlar. Tek işlemli sorular. Böyle ıvır zıvır bir sürü işlem yok yani. Tam test mantığında sorular. Şimdi bir kısmını bu akşam çözmüş olduk. Ha mesela bir tane de ne olabilir? Teorik değerle alakalı bir soru olabilir. Teorik değeri zaten biliyorsunuz nasıl bulacağınızı. DTO nedir? 11.8 V kare bölü R. Bu V kilometre bölü saat, unutmuyoruz. Zaten 11.8 oradan geldi. Bir tane de bu şekilde sorunuz var. Şimdilik bu kadar bu akşamlık. Tamam mı? Yarın Hocam bu